Ligi'ye geçmeden önce 5 Şubat'a kadar sürecek olan Fenek çekişimiz var. Şartları resimde görüyorsunuz. Herkese bol şans. <laughs> Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Rocket League'de herkesin kafasına yerleşmiş olan ve herkesin nasıl diyeyim merak ettiği bir soruyla karşınızdayım. O soru da şu Rocket League'de en iyi araba hangisi ya da sizin tabirinizle hangi araba daha iyi oynatıyor böyle diyebiliriz. Şimdi şöyle bir şey var bu arabaların belli farklı durumları var. Onlardan bahsedeceğim istatistiklerle beraber. İşte göreceksiniz hangi araba hangi durumda daha iyi, hangi araba işte şu şartlarda daha iyi iş yapıyor gibisinden. Bunlara değineceğiz ama bunlara değinmeden önce videoyu aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunu niye her videoda söylüyorum? Çünkü bizi izleyen kitlenin sadece %15'i kanalımıza abone. Diğer %85 kitle bu videoları izliyor ama abone değil. Ayrıca fenek çekişimiz de var. Ona da katılmayı unutmayın. 1000 kredilik fenek veriyorum. Çekiş de 5 Şubat'ta açıklanıyor. Şartları da açıklamada var. Vaktinizi aldım kusura O zaman direkt bu sorunun cevabını bulmaya başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ki oyunda 3 tane araba var. Bunlardan birincisi Octane, ikincisi Fennec, üçüncüsü Dominus. Bu 3 araba arasındaki sizlere temel farkları söyleyeceğim. Aynı zamanda hangi durumlarda hangi araba daha fazla iş yapıyor? Bunları istatistikleriyle beraber sizlere açıklayacağım. Fakat bu verileri ben Wayton Pilking kanalından aldım arkadaşlar. Onu belirttim. 200 bin bir tane kanal bu araştırmayı yapmış. Ben de onun verilerini bu videoda kullanıp sizlere Türkçe bir şekilde anlatacağım. O zaman şimdi ilk başta Octane ile başlayalım. Şimdi bu araba niye bu kadar popüler? Çünkü bu arabanın hitboxı çok dengeli. Hitboxını şöyle resimle anlatayım. Resimde gördüğünüz gibi arabanın topa dokunması için belli bir nasıl dedim ona çerçevesi var. O çerçeveye denk geldiği zaman araba topla beraber buluştuğu zaman topa sizi değmiş sayıyor ve bu ok de aşırı dengeli görüyorsunuz arabanın da şu an size gösteriyorum böyle çok uzun değil ama yüksekliği de gayet ideal yani böyle dengeli bir oyun tarzınız varsa yani çok fazla freestyle yapmıyorsanız Böyle işte nasıl diyeyim agresif oyun tarzını seviyorsanız ve dediğim gibi böyle çok fazla şova dayalı oyun oynamıyorsanız Octane tam size göre özellikle böyle tryhard oynayanlar rekabetçi oynayanlar Octane'i daha fazla kullanıyor ve bu yüzden de çok daha fazla etkili oluyor. Şimdi Fenne'ye geçiyorum. Fenek de niye Octane'den sonra çok fazla kullanıyor? Fenek'in de aslında Octane'in hitbox yani o çerçevesi dediğimiz şey var ya eşit. Onun da resmini bulursam gösterelim Fenek'in hitbox'ını. O yüzden de Fenek ikinci sırada. Peki niye Octane'den daha az kullanılıyor? Çok basit. Çünkü pahalı. Yani şöyle diyeyim şu an 800 bin kredi. Hadi 3 ay öncesine gidelim. 500-600 kredi diyelim. Yine bir insanlar bu parayı vermek istemeyebilir. O yüzden de dediğim gibi Octane zaten oyunda ücretsiz olan bir araba olduğu için ve Hitbox'ı Fenek'le aynı olduğu için hemen hemen diyorum bu arada. O yüzden de dediğim gibi feneye insanlar almak istemiyor ve boşuna kredi vermek istemiyor. Tabi kredisi olmayanlar için konuşuyor. Şimdi geldik Filin çok sevdiği Dominus arabasına. Ben bu arabayı niye sona bıraktım onu söyleyeyim. Çünkü Fenekli Octane'i ilk başa koydum ki bunların zaten hitboxları belli. Arasındaki tek bir farkı anlattım sizlere. Ama Dominus'u olaylar çok değişiyor. Dominus'un hitboxı çok farklı. Hitbox dediğim şeyi de anlattım sizlere. Dominus'un da hitboxını şöyle göstereyim. Yanına da bir de Octane'i koyayım. Aradaki farkı anlayın. Şimdi bakın resimde de gördüğünüz gibi Octane'in Kafası ya yani kafası demeyeyim de daha yüksek bir araba Dominus'a göre. Ama Dominus daha uzun ama konum olarak daha alçak bir araba. Yani kafası Octane'e göre yüksek değil. Bu yüzden... Bu araba daha çok dediğim gibi freestyle ile çok elverişli böyle havadan gollere, şovada ile golleri atmaya çok elverişli ama bir octane kadar dengeli bir araba değil ya yani bu arabayla çok iyi çaparsınız yaparsınız burnu uzun olduğu için çok güzel freestyle yaparsınız araba dediğim gibi tam bir dikdörtgen şeklindeki hitbox'ı sahip olduğu için ama dengeli bir araba değil. Oktay'ına e göre dengeli bir araba değil. Bu yüzden de insanlar bunu Fenek'ten sonra 3. sırada kullanıyor. Şimdi size bu üç ana araba hakkındaki farkları anlattım. Şimdi bütün arabaları kapsayarak hangi araba hangi durumda daha ilerişli i̇şte onlara bakalım. Bunun için de kıyaslayacağımız konuları şöyle listeleyeyim ben size. Şimdi hangi araba hangi durumda daha iyi iş yapar bütün arabaları kapsayan araştırmaya geldik. Ben bu arada bu verileri dediğim gibi Wayton Pilking kanalından aldım. Şimdi ilk konumuz Air Dribble, yerden dribbling, filikler, güçlü vuruşlar, power shot dediğimiz, seken dribblingler, flip tekrarları yani flip reset dediğimiz, 50-50'ler, havadan vuruşlar ve redirect dediğimiz o direkt topa vurmalar, pinchler ve bu kadar. Bu 7-8 saniye konuyu hangi araba hangi durumda daha iyi inceleyeceğiz o zaman baş şimdi ilk konumuz e-dribble yani bu havadan sürülerek e, dribbling yapma oluyor işte duvardan oluyor bu yerden olabiliyor topu sektirerek burada şöyle sürpriz bir sonuç var üçüncü sıra en iyi e-dribble yapma arabası olarak Dominus oluyor %21 ile ikinci sırayı Octane alıyor %29 ile Birinci sırayda breakout oluyor %46 ile. Şimdi diyeceksiniz ki breakout ne alaka? Ben de size şöyle bir şey söyleyeyim. Dominus'u biliyorsunuz ne kadar böyle uzun ve ama kafası alçakta olan bir araba. Okden'i de biliyorsunuz aynı şekilde Dominus'a ters orantılı çok dengeli bir araba ama kısa fakat kafası yüksekte bir araba. Breakout da tam tersi. Bu iki arabanın aksine tam böyle ikisinin arasında sıkışmış kalmış bir araba. Yani ne Dominus kadar çok uzun ne Octane kadar çok kısa ama kafası böyle çok yüksekte. Tam ikisinin arasında yani dengeli ve freestyle arabasının e, karışım bir şey diyebiliriz. O yüzden de burada birinci sırayı sürpriz bir şekilde breakout alıyor. Bir zamanların popüler arabalarından bir tanesi şimdi geldik yerden yapılan driblinglere yani ground dribble dediğimiz olaya burada işte arabanızı topun üstüne alıyorsunuz daha doğrusu topun altına alıyorsunuz ve topu düşünmeden dribling yapmaya çalışıyorsunuz ben bunun videosu çekmiştim şimdi burada sürpriz bir sonuç yine var burada üçüncü sıraya batmobile girmiş dlc arabasıydı bu steam'de %4.7 ile ikinci sırayı Domius almış %20.8 ile ve birinci sırada bariz mutlak bir üstünlükle %70.2 ile Octane almış. İşte geri kalan yüzdeleri de diğerleri olarak dağılıyor. Şimdi burada niye Octane aldı onu çok kısa ben belirttim. Çünkü dediğim gibi Octane yapısı itibariyle dengeli bir araba olduğu için Dribbling yani yerden dribbling yapmaya çok elverişli hitboxi itibariyle de dengeli bir hitboxı var ve bu yüzden de zaten dribbling dediğimiz yerden dribbling dediğimiz olay dengeye dayalı bir olay ve buz kontrolüne dayalı bir olay olduğu için burada da birinci sıraya Octane alıyor. Şimdi üçüncü şartımız filikler. Filikleri de şöyle açıklayayım işte massive filik falan duymuşsunuzdur böyle topu bir anda hayvan gibi fazla bir şekilde şiddetli vurmak ya da havaya kaldırmak olarak adlandırabiliriz. Ya yani tam bir Türkçe karşılığı yok. Şimdi burada yine Batmobile 3. sırayı alıyor. %23 ile ikinci sıra bu sefer Octane alıyor %25.9 ile sebebine geleceğim. Birinci sırayı da Dominus alıyor 43 ile. Şimdi burada niye Dominus aldı birinci sırayı? Çünkü dediğim gibi Dominus yapısı itibariyle daha alçakta ve daha uzun bir araba. Flick'ler de biliyorsunuz ki filikte topa yetişmek yani zamanlama çok önemli. Özellikle Master filikte topun ucunu kaçırırsanız fili atamıyorsunuz. Sadece arabanızı kendi kendinize takla attırıyorsunuz. O yüzden Dominus'un da burada yapısı uzun bir araba olduğu için Flick yapmayı çok eleştirdi ve Hitbox olarak da Octane'den bir tık daha böyle araba bakımından uzun olduğu için de filik yapmak bir tık daha Octane'e göre ve diğer arabalara göre daha avantajlı. Bu yüzden de birinci Sırayı burada Dominus alıyor. Şimdi dördüncü şartımıza geldik. Dördüncü şartımız Power Shot. Yani Türkçesi böyle arabanızı tüm gücüyle vurduğunuz vuruşlara deniyor. Şimdi burada üçüncü sıra yine Batmobile alıyor. %7.1 ile. İkinci sırayı Dominus alıyor. %23.8 ile. Birinci sırayı da Octane alıyor yüzde 23 pardon yüzde 63.1 ile şimdi ben bu kar e, belli bir üstünlük beklemiyordum Octane açısından açıkçası ben burada Domino'su tercih ederdim Power Shot konusunda ama burada çoğunluk Octane'i tercih etmiş benim Dominus'u tercih etme sebebim de dediğim gibi araba böyle yapısı itibariyle çok uzun olduğu için ama çok alçakta olduğu için Böyle o uzun burnuyla çok etkili vuruşlar yapabiliyorsunuz böyle doğru bir zamanlamayla. Güçlü bir takla atarak. O yüzden de benim burada tercihim Dominus olurdu. Ama insanlar Octane'i seçmiş. Octane'in seçmelerinin bence temel sebebi de dediğim gibi dengeli bir araba olmasından dolayıdır. Böyle arabanın üst kısmı yüksekliği olduğu için de oradan güzel vuruşlar olabilir. Ama baktığımız zaman mesela aynı vuruşu Batmobile ile yaptığımızı 114 kilometre ile gitmiş. Dominus'a yaptığımız zaman 115 kilometre ile gitmiş ok yaptığımız zaman 116 km ile gitmiş ve bu yüzden de insanlar ok seçmiş. Şimdi 5. şartımıza devam ediyoruz. Şimdi 5. koşumuz bounce dribbling. Bounce dribbling de böyle nasıl anlatayım sizlere top tam sekerken ve havaya kalkarken arabanızın burnuyla onu ittirip şut çektiğiniz dribbling'e geliyor. Şimdi burada 3. sırayı sürpriz bir şekilde %4.7 gibi zayıf bir oranla Nissan Skyline alıyor. İkinci sırayı %11.1 ile Dominus alıyor ve bence haklı olarak %80.3 ile birinci sırayı da Octane alıyor. Şimdi burada niye birinci sırayı Octane aldı çok kısa açıklayayım. Çünkü Skyline'e baktığınız zaman yapısal itibariyle Dominus'a göre daha kısa ama burnu Dominus'a göre daha yüksekte olan bir araba. Ama Dominus'a baktığınız zaman dediğim gibi burnu çok uzun ama araba alçakta. Fakat Octane'e baktığınız zaman burnu böyle rampa çıkar gibi bir şey var yani. Orada zaten arabanın şekli itibariyle de anlıyorsunuz. Burnu alçaktan başlıyor fakat yükseğe gidiyor böyle aynı dediğim gibi rampa çıkar gibi. O yüzden de böyle bounce dribbling dediğimiz olay yani seken dribblingler diye adlandırabileceğimiz olayı Octane'de daha yapıyorsunuz. Dominus'a veya Skyline'de bu olay niye daha kötü yapıyorsunuz? Çünkü dediğim gibi burnu düz yani hiçbir şekilde bir e, eğim yok ya da kavis yok. Bu yüzden de bu olay Octane'e ok daha iyi. Altıncı şartımıza geçiyoruz. Şimdi altıncı ve bence en zor şartlarımızdan bir tanesi olan Philip Reset'e geldik. Yani bunu takla sıfırlama diye Türkçe'yi çevirebiliriz. Şimdi bu baya zor bir hareket. Yani şöyle söyleyeyim. Ya elmas oyuncularının bile bence yapamadığı bir hareket. Ben de yapamıyorum zaten. Ya bunu bu hareketi genelde işte şampiyon oyuncularında ben çok sık ama büyük şampiyondan itibaren başlıyor. Super Sonic Legend'ların ve böyle çok üst düzey rütbeli oyuncuların yaptığı bir harekete flip desetliyoruz. Şimdi hareketi ben çok kısa açıklayayım. Bu hareket biliyorsunuz ki siz arabanızın dört tekini zemine değdirdiğinizde takla hakkı kazanıyorsunuz. Burada da şöyle bir şey var. Air buna çıkar gibi topa çıkıyorsunuz. Ondan sonra arabayı ters çeviriyorsunuz ve arabanızın dört tekeriyle ile topa değmeye çalışıyorsunuz. Bu sayede siz oradan e, oyun sizi bir zemine değmiş gibi sayıyor ve siz oradan takla hakkı kazanıyorsunuz ve kazandığınız takla hakkıyla da topa oradan o konudayken zıplamaya çalışıyorsunuz. Size zaten ben videolu olarak göstereyim şu an bu denli zor bir hareket. Şimdi burada sıralamayı 22.9 ile Dominus almış. İkinci sırayı 32.1 ile Dominus ve Octane arasında sıkışıp kalan ben ikisinin karışımı diyeceğim, diyebileceğim bir araba olan e, Breakout almış. %37.3 ile burada kafa kafa bir yarış var aslında. Octane birinci sırayı almış. Yedinci şartımıza devam ediyoruz. Şimdi 7. şartımız 50'ye 50 şimdi diyeceksiniz ki abi 50 ye 50 ye ne hani kardeşim 50 ye 50 ye ne öyle bir hareket mi var oyunda Şimdi 50 50 şu oluyor kick off'a gittiğinizi düşünün ya da rakibinizle karşı karşıya kaldınız ve ikiniz de aynı mesafede uzaklıktasınız topa Biriniz karşı tarafta öbürünüz arka tarafta aynı şekilde topa geliyorsunuz ve Hiçbir şekilde farklı bir hareket yapmadığınızı hayal edin Ya yani işte 50-50 kısaca budur Rakibinize girdiğiniz böyle eşit mücadeleler Topun kafa kafaya birbirinize çarpması Ve burada bir kişi kazanıyor 50-50 Ya yani genelde bir kişi kazanıyor Beraber de bitti oluyor top böyle zıbıllak gibi ortada kalırsa Bu zamanda da işte araba farkları devreye giriyor Şimdi burada birinci sırayı açıklayacağım Ama burada çok dikkat çekici bir sonuç var Üçüncü sırayı 6.1 ile %6.1 ile Bet Mobile almış. İkinci sırayı %10.6 ile Dominus almış. Zaten Dominus ve Bet hitboxları eşit araba yapılarına baktığınız zaman iki arabanın tek farkı Bet Mobile'in lastiklerinin bir tık daha hatta bir tık daha değil bayağı bir açıkta olması. Şimdi birinci sırayı da %80.5 nokta ile yani ezici bir üstünlük ile Octane almış. Şimdi burada benim yorumum şu olur. Yine Octane'in yani konuyu dengeli bir araba olmasına getireceğim. Çünkü Dominus'a baktığınız zaman burnu düz. Ya yani araba düz. Batmobile'e baktığınız zaman araba yine düz. Ama Octane'e baktığınız zaman burnu gördüğünüz gibi rampalı. Yani o yüzden de araba konum itibariyle biraz da kafası yüksekte olduğu için 50 bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Şimdi Dominus'a durum ne oluyor? Araba düz olduğu için işte Octane bir anda geldiği için araba dominosun pardon top dominosun üstünden geçip gidebiliyor böyle durumlar arada bir oluyor bu arada nadiren oluyor her zaman olmuyor bu yüzden de insanlar tabii ki de doğal olarak Octane'i 50 50 durumlarında birinci yapmış şimdi 8. şartla devam ediyoruz şimdi 8. şartımız havadan vurulan vuruşlar ve ridayrekler ridayrekleri de çok kısa şöyle açıklayayım Diyelim ters bir top geliyor ve sizin kalenize doğru geliyor ve bu top duvara çarpacak. Siz bunu duvara çarpmadan Arabanızı zıplayarak bir şekilde karşı tarafa atmaya çalışıyorsunuz. Ve bunu topu yere değdirmeden yapmaya çalışıyorsunuz. Bu durumlara idare diyoruz. Aerial'ı zaten havadan e, vurulan vuruşlar olarak açıkladım. Şimdi burada videonun başına dedim ya Domus daha fazla Aerial arabası diye işte Freestyle'a yakın bir araba diye. Şimdi burada bunun yansımalarını göreceğiz. Üçüncü sene Batmobile almış yine %6.7 ile. Bence bu videoda Batmobile baya yer buldu. Ee, onun dışında %38.3 ile Octane almış ikinci sırayı. Ve birinci sırayı da az bir farkla çok bir fark yok. %46 ile Dominus almış. Ben bunu bekliyordum ama %46 olmazsa da %50 olurdu. Yani beklenildiği gibi burada da Dominus e, en kuvvetli yanlarından birisini ortaya çıkarıp %46 ile aerial ve redirectlerde yani havadan vuruşlarda ve redirectlerde işte zaten söylemiştim size. O konuda birinci olmayı başarmış. Dokuzuncu şartımıza devam ediyoruz. Şimdi dokuzuncu şartımız ve bu son şartımız olacak pinch. Şimdi pinch ne demek bazılarınız bilmeyebilir. Pinch şu oluyor arkadaşlar. Top e, duvara sekerken daha doğrusu duvara gerek yok. Topu belli bir zeminde sıkıştırıyorsunuz arabanıza power shot atıp yani güçlü vuruş yapıp ve topa bir hız kazandırıyorsunuz sıkıştırıp ve bunun zaten ben videosunu çekmiştim biliyorsunuz şimdi burada bayağı şaşırtıcı bir sonuç var sebebine geleceğim diye şaşırtıcı olduğunu burada yüzde 25 ile Dominus 3. sıraya almış yüzde 29.7 ile Octane 2. sıraya almış %38.6 ile neredeyse %10'luk bir fark ile Mobile, bakın Mobile birinci sıraya almış şimdi diyeceksiniz ki abi Batmobile ne alakası zaten Dominus Batmobile'den daha iyi ve Mobile hani e, Dominus'un hitbox'ına sahip niye Dominus üçüncü sırada diyebilirsiniz ben şöyle yorumlayayım bunu çünkü bu pinch olayını biliyorsunuz ki ilk başta Kaxi çıkardı zaten Kaxi pinch diye geçiyor ve bu adam bu yaparken de Batmobile arabasıyla yapıyordu ve bu yüzden de bence Batmobile ile yapmasından dolayı da Batmobile'in bence ben burada birinci olduğunu yorumlayabilirim. Onun dışında Batmobile ile Dominus arasında bir fark yok zaten. Hani tek fark e, önemli olarak lastiklerin birinin içeride olması birinin dışarıda olması yoksa hitboxları hemen hemen aynı. Ve 9. şartımız da buydu. Şimdi 9 tane farklı durumda size hangi arabanın daha fazla kullanıldığını söyledim. Hangi araba kimilerine göre daha iyi, kimilerine göre daha kötü olduğunu size birinci, ikinci, 3. şeklinde sıralayarak söyledim arkadaşlar. Ve bunu veriler dayanarak gösterdim. Ve bu verileri de dediğim gibi Wayton Peaking kanalından aldım. Onun yaptığı bir araştırmayı ben de kendi videomda Kullandım. Ve bunu yaparken de sizlere 3 tane ana araba arasındaki farkları biliyorsunuz ki bunlar e, Octane, Fennec ve Dominus 3 tane ana araba arasındaki farkları sıraladım Şimdi diyeceksiniz ki abi videoda niye Fennec yoktu Fennec şu yüzden yoktu Fennec ile Octane arasındaki tek fark Fennec'in paralı olması Başka hiçbir şey yok ve görünüşü farklı Onun dışında Hitbox'ı aynı Zaten bu videoda şuna değinmiyoruz biz Hangi arabayla daha iyi oynarsınız diye Hangi araba hangi durumda diğerlerine göre daha fazla iş yapıyor hangi araba hangi oyun tarzınıza göre daha uygun ya yani bunu e, göstermeye çalıştım ya yani şöyle bir şey yok zaten işte şu araba alalım daha kolay rank atların gibi bir olay yok sadece verileri dayanarak hangi araba sizin istinizi sizin oyun tarzınıza daha uygun onu göstermeye çalıştım Umarım video beğenirsiniz. Bu video gerçekten baya uğraştırdı beni. Onun dışında da dediğim gibi kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun ve çekişerek hala katılmadıysanız çekişerek katabilirsiniz. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Mutlaka sorunuz varsa yorumda sormaya çalışın. Soruların hepsini e, cevaplıyorum diyebilirim neredeyse. O zaman şimdilik hoşça kalın. Görüşürüz.